Ototest TV'den merhaba. Bugünkü test aracımız Audi'nin en küçük SUV modeli Q3. Bakalım Q3 ağabeyleri Q5 ve Q7 kadar başarılı mı? Q3 bir üst model Q5 gibi Volkswagen Tiguan'la aynı platform üzerinde üretilmiş bir model. Direkt olarak BMW X1 modeline rakip olarak geliştirildi bu araç. Test aracımızın üzerinde 2 litrelik TDI ünite görev yapıyor. Bu ünite 177 beygir gücünde ve 380 Nm torka sahip. 7 ileri S-Tronic şanzımanla kombin edilmiş. Çift kavramalı bir şanzıman. Motor gerçekten tatminkar bir ünite. Ve S-Tronic şanzımanla da birleşince pürüzsüz sürüşlere imza atmak mümkün. Ve performans anlamında da sürücüsünü hiç yormuyor ve üzmüyor. Q3 dış tasarım olarak abisi Q5'e çok benziyor. Otomobille çok ilgili olmayan pek çok kişi bu aracı Q5 zannedecektir. Audi'nin aslında tasarım konusunda yeni atılımlar yapması gerekiyor gibi artık. Bütün modelleri birbirine benzemeye başladı. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya aslında birebir kopyalanıyor birbirine modeller. Sadece boyutları ve bazı küçük detayları farklılık taşıyor. Özellikle LED kullanımı artık Audi ile neredeyse özdeşleşti. Ki test ettiğimiz model Q3'te de bu ortaya çıkıyor. Fakat Q3'teki LED gündüz farları olarak görev yapıyor ve gerçekten çok etkileyici. Işık görünüyor. Evet. Evet, arkanızda dikiz aynasında Q3'ü gördüğünüzde araca bir saygı uyanıyor. İç mekan konusunda ne düşünüyorsun? İç mekan alışılmış Audi kalitesinde. İşçilik de kusursuza yakın. Fakat tasarım olarak çok böyle değişik, farklılık katacak bir öğe yok. Ama modern göründüğünü söylemeliyim. Ben orta konsolun iyi görünmediğini düşünüyorum aslında. Bu ses sisteminin olduğu kısım basit görünüyor. Ancak Allah'tan onun da bir büyük bilgi ekranı var da üstü açılıp kapanabilen. O noktadan biraz kurtarılmış evet. Durum. Bilgi ekranı demişken ekran yeterli büyüklükte. Çok daha büyük modeller biliyoruz. Fakat ekran navigasyon özelliği olmasına rağmen Türkiye'de bu özellik desteklenmediğinden sadece radyo ve araç bilgilerinin ayarlandığı bir ekrana dönüşüyor. İşlevini tam anlamıyla gerçekleştiremiyor. Evet, buradan ses sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Ses sistemi demişken onun da ayrıntılarını biraz verelim. Ses sisteminin USB girişi yok ancak SD kart slotları var. Telefonunuz üzerinden Bluetooth aracılığıyla müzik dinleyebiliyorsunuz ve ses kalitesi gerçekten tatmin edici. SD kart yuvası olması bu arada USB'ye göre bir farklılık. Bugüne kadar hep araçlarda genelde USB girişiyle karşılaşıyorduk. USB girişleri USB'nin yapısından ötürü, büyük olmasından ötürü hele bir de orta konsola yerleştiğinde çirkin duruyordu. Fakat SD kart bence çok daha pratik. Nasıl olsa büyük bir hacimli bir SD kartla tek seferde buraya binlerce şarkı eklemek mümkün. Ben bunun olmasından yanayım ancak yanında USB girişi de olsa hiç fena olmazdı en azından. Doğru. Kol dayamanın alt kısmına yerleştirilebilirdi. Kol dayamanın alt kısmında Audi'nin kendine özel bir ses sistemi girişi var. Bence USB de olmalıydı. Aracın yol tutuşunu nasıl buldun? Quattro sistemiyle desteklenmiş bu araç bir SUV'ye göre gayet iyi yol tutuyor. Gövde salınımları çok dengeli, direksiyonu çok hisli ve insana güven veren bir yapısı var. Elektronik sistemlerle de kontrol altındasınız sürekli zaten. İşler kontrolünüzden çıkmaya başladığı anda ESP sistemi devreye girerek sizi yolunuza sokuyor. Biraz sert ama süspansiyonları. Çünkü aracın yapısı itibariyle sert bir süspansiyon kullanılmış. Sert ama sunduğu yol tutuşa nazaran konforunu karşılaştırdığımızda bence tatmin edici. Evet, ben yani beğendim. Ortalama düzeyde bir konfor sunuyor. Ama büyük kardeşlerinin konforu, Q5 ve Q7'nin konforu bu modelde beklenmemeli. Model zaten iç mekan olarak da o ağabeylerinin konforuna yaklaşamıyor. Özellikle arka koltukta oturanlar bir miktar diz mesafesi sorunu yaşıyorlar. Evet, 1.80'in üstünün arkada rahat oturması güç. Bu arada Quattro sistemi demişken aracın arazi kabiliyetleri hakkında ne düşünüyorsun? Biz bu araçta arazi kabiliyetlerini test etmek için hafif çamurlu bir yere girdik. Tabii ki aracın üstündeki asfalt lastikleriyle bir şey beklemiyorduk. Bir yukarı kadar çıkabilmesini kesinlikle beklemiyorduk. Ancak araç arka lastiklerine gücü iletmedi bir türlü. Videoda da göreceksiniz, aracın arka lastikleri patinaja düşmedi bile. Bu aslında Quattro'nun biraz yapısından kaynaklanıyor. Her araçta kullanılan Quattro sistemi aynı değil.
ve bu araçta biraz maliyet kaygıları nedeniyle Quattro'nun daha basit bir yapısı kullanılmış. Evet, Q3 alacaklar. Tahminim zaten araziye çıkmayı hayal etmiyorlardır ve benim de önerim çıkmamaları. Ancak kuru, tümsek, bozuk yollar Q3 için kolay hedefler. Fakat ıslak, çamurlu, kaygan zeminlerde her an yolda kalabilir ve bir çekiciye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak Quattro'nun yol tutuşu etkisi kesinlikle var. Doğru. Q3 çok hafif bir model değil. Dizel motor taşımasına rağmen bu sebeple artı Quattro sisteminin de kattığı çekişle birlikte yakıt tüketimi çok düşük değil. Ama yine de bir SUV için 8 litre ortalamalar başarılı kabul edilmeli. Araçta yakıt tüketimi düşürmek için start stop sistemi beraber geliyor. Sistem durduğunuz zamanlarda motoru kapatarak tasarruf yapmaya çalışıyor. Biz çok sevmesek de mutlaka kullananlar olacaktır. Mutlaka.